de vaftiz olabilir. Hristiyan olabilmesi için şarttır. Ama kilise onu o yaşta günahlarından arındırmıyor onu. Yine sadece o günahlar. Çünkü vaftizin amacı Adem ve Havva'nın ilk günahı olduğu için. İki tane de mezar var kilisenin içinde. Burada yatanlar Sivas'ta 4. yüzyılda öldürülmüş 40 tane azizin kemikleri. Kapadokya'da onlara ait çok tasvirler var. 40 şehit diye geçiyor. Orada yakalandı ve Sivas'ta pagan Romalılar döneminde katledildi. Soldaki Mardin, Saur ilçesinde yine 4. yüzyılda Perslerin katlettiği bir metropolitinin mezarı. Zaten biz ayrıyetten birazdan ileride mezarlık bölümünü göreceğiz. İçeride sizi bir şekilde birkaç fotoğraf aldıktan sonra diğer mekanlara geçebiliriz. Ama değil mi bu taraf arkadaşlar, burada flash kullanmıyorsunuz. Evet, burayı da mevcut yine eritmiş altınları almışlar. Yaz söyledi mi? Söyledi. Burayı da ilk basmış Timur. Moğollar buraları da yok etmiş. Burada Roma'dan kalan 2 tane büyük altın varmış. Onları almışlar. Tavanlardaki altınları sökmüşler. Altına çok meraklı. İnsanoğlu. Evet, burada da 40 kişinin mezarı var. Kemiklerini buraya 40 şehitler diyorlar bunlar. Şeyde Kapadokya'da onların freskleri, şeyleri, resimleri çok var. Romalıların katlettiği 40 tane rahibin hatırına onların kemiklerini buraya getirmişler, koymuşlar. Evet, bunlar ilginç. Bu da vaftiz. Vaftiz stili. Evet. Vaftiz. Canım. Bizim gizemi bu tarafa dediler. Hocam kaçırıyorsun anlatımı. Ulan dinliyorum ben, o arkadaşı takip edeyim. Neredesin? Evet. Şu an içeriye doğru devam ediyoruz. Mustafa Aşir Beyefendi yakışıklı arkadaştır. İyidir. Bizi buralara getirdiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok ilginç. Burayı da Magog şey, Moğollar basmışlar. Anlattı az önce, altından çalmışlar. Mevcut. Evet. Evet, sizin önlemeye geldik. Burası yıkama odası mı? Buyurunuz. Çok çok sevgili sırası. Bu şeyin amacı ne biliyorsunuz? Evet, arkadaşlarım, burası yapı olarak tarihte Theodora Kubbesi diye geçiyor. İstanbul'daki Ayasofya'yı inşa eden Justinianus'un işi Theodora tarafından yaptırılmış 540 yılında. Dikkat ettiyseniz 8 kemeri bir yapı. Ayasofya'da, Pamukkale'de ve Efes'te var bunun benzeri. Bu yapıları özellikle vaftizhane olarak diye inşa ediyorlardı. Ama o dönemlerde insanlar 30 yaşa vardıktan sonra vaftiz oluyorlardı. Bunun nedeni çünkü İsa Mesih 30 yaşındayken vaftiz oldu. Kilise baktı, artık insanlar ölüyor. Hastalıktır, savaştır. 4. yüzyıldan sonra bebekken vaftiz etmeye başladı. Ama burası o amaçla hiçbir zaman kullanılmadı. Sadece yemekhane salonu olarak kullanmışlardı. Binenin özelliği içeriden kubbe olarak yapılması, dışarıdan buz olması. Üstü kare, içi kubbe. Etraftaki küçük boşlukların özelliği ise akustik, ses için yapıldı. İçeride mikrofon sistemini görüyorlar. Yani gördüğünüz şu büyük deşi, bu eskiden hamur yoğurmak, bir de üzüm sıkmak için kullanmışlardı. 1300'ün şurada gideri var. Köşede ortadaki hamur mayası. Taşın baş tarafında da yazılar var. Süryanice onun tarihçesini anlatıyor. Yan tarafta eski mutfak var. Şimdi biz mutfaktan bu manastırın minyatür maketini göreceğiz. O da kibrit çöplerinden yapılmış. 40 sene önce sadece maketin yapımı 5 yıl sürmüş. Buradan devam ediyoruz. Mor Gabriel Manastırı. Teşekkür ederiz efendim.
şu Süryanice yazıları da alayım sizlere. Teşekkür ederim. Bize eşlik ettiğiniz için hanımefendi. Kaydedeyim de sonra. Evet, bunu şey yap. Gruba yükle de şey zannetsinler. Define falan buldun zannetsin. Dersin ya arkadaşlar bunu yazıyor. Evet, kubbeler mükemmel. Diğer odaya geçiyoruz. Evet, burada. Buralar mükemmel. Buranın bir minyatürünü yapmışlar burada. Kibritten. Neredeymiş? Mor Gabriel Manastırı'nın kibritten bir tane maketini yapmışlar. 5 yıl sürmüş. Yaklaşık 40 yıl önce. İçeriye geçmeden önce arkadaşlar şöyle iki tane oda var sol tarafınızda. Mezar ama boş mezar şu anki yaşayan rahipler için yapıldı. Bef Kapı ve Dayro'ya rahiplerin mezarları, Bef Kadişe azizlerin evi diyor. Süryanik Lisesi din adamlarını öldükten sonra sandalyede oturur pozisyonda tören kıyafetiyle ve doğuya bakar şekilde gömer. Halk yatay vaziyette sırt üstü ve dışarıdaki mezarlıklarda. Neden oturarak saygıdandır? İsa Mesih'i kıyamet gününde hazır bir vaziyette karşılamak için doğuya bakmanın sebebi tekrar doğudan geleceği için. En son defin burada 1984'te olmuş. O da bir metropolitti. 85'ten beri bu yana aynı metropolit yaşıyor. Mezarlar 1,5 metre derin. İçinde toprak yok ama sadece lahit dediğimiz taşlarla kapatıyorlar. İnsan belli bir zamandan sonra çürüyor. İhtiyaç olduğu zaman en eski mezarı açıyorlar, kemikleri çıkartmıyorlar, kenara alıyorlar, bir başkasını defnediyorlar ve aynı mezarı bu şekilde birkaç kişi için kullanabiliyorlar. Şimdi eski ve toplu mezarlarınızı içeride göreceğiz. Evet. Karanlık. Sanırım bunu şey için yaptılar. Ölmeden önce ölünür. Psikolojisi için içeride biraz durmak lazım. Şu an hazır değil. Boş mezar orası herhalde. Diğer bölüme geçiyoruz. Burası tavan yapıları mükemmel. Eski taş usta böyle yapmış. Taşlar soğuk. Biliyorsunuz bu taşlar yazın serin, kışın sıcak. Daha bir manastır içi yolculuk yapıyoruz şu an. Evet, güzel. Evet, bence. Taşların yapısı çok güzel. Bunlar çıktığında çok yumuşak oluyormuş. Isındıklarında bir zaman sonra sertleşiyorlarmış artık. Evet. Kapı çok güzel burada. Evet, mükemmel. Yo ben. Kapı yeri yapılmış. Yavuz Bey'in sayfa. Beni de çekin. Kapı yeni yapılmış. Şey yapıyorlar ya. Allah. Evet. Tamam. Aynı. Allah günahlarınızı affetsin. Amin. Allah günahlarınızı affetsin efendim. Allah günahlarınızı affetsin efendim. Amin. Amin diyecektiniz. Amin.
Allah taksiratını affetsin işte. Jesus love me. Jesus love me. Biliyor musun o şarkıyı? İlk ne üstünü söyle. Jesus love me. Evet, kubbeler. Mükemmel infrastrüktürü var. Sanırım burası ibadethane olduğun kısım. Orada bir... Şöyle bir tur atayım size. Sanırım Meryem Anne. Bu da vaftiz. Şeyi daha önce de görmüştünüz. Burada Süryanice bir kitap var. Sanırım buradan vaaz ediyor hoca efendi. Burada buradanlıklar var. Biliyorsunuz buradanlık negatif enerjiyi dağıtmak için bir vaftiz taşının üzerinde Süryanice yazılar var. İçeride böyle bir bölüm var. Geçtim. Burada her gün ibadet yapılıyor sabah, öğlen ve akşam. Günde 7 vakit ibadet var kiliselerde. Sabah güneşin doğuşuna beraber başlar ve 3 saat arayla devam ediyor. İbadetlerin 3 tanesi toplu, 4'ü bireysel. Dışarıdan kimse katılmıyor. Süryani halkı gelebilir, o da uzak. Kendi köylerinde kiliseleri ve din adamları olduğu için gelmiyorlar. Burası 5. yüzyıldaki yapılış amacı, nüfus çok yoğundu o dönemlerde. Sadece bu manastırda 1000'e yakın rahip yaşıyordu. Burası bir ilahiyat fakültesi olarak kullanmışlardı ve o dönemlerde 3 tane resmi dil öğretiyorlardı. Yunanca, Farsça ve Süryanice. Ama her manastırın içinde bir Meryem Ana Kilisesi bulunur, isim saygıdan dolayı veriliyor. Kilise iki bölümdür, bir ibadethane yeri, bir de kutsal bölüm, ayın bölümü. İbadet her gün oluyor ama ayın çarşamba, cuma ve pazar. Kutsal olduğu için o tarafa her Süryani dahi geçme şansı yok. O bölüme sadece din adamlarımız ve diyakonlar geçebilir. Diyakon dediğim en alt rütbe veya cübbelerini giyenler ilahileri söylüyorlar. Din adamı içerideki sunakta dua ederken ekmek ve şarabı kutsuyor. Zaten kutsallığı da oradan geliyor. Çünkü o ekmek insanın bedeni, şarap onun kanı temsil ettiği için halk sadece o duraklardan onları dinliyor ve izliyor. Bir de kilisenin yönü her zaman doğuyu gösteriyor. Güneşin doğduğu yer, Hristiyan inancına göre İsa Mesih tekrar doğudan geleceği için. Bir de yazı konusunda birçok yerler yazılar gördünüz. Bunlar Süryanice, Arapça ve İbranice'ye en yakın olduğu alfabe. Çünkü Sami kökeni olduğu için. Süryanice 22 harf artı 11 sesli toplam 33 harfta oluşuyor. Yazılışı da sağdan sola da dünyanın en eski dillerden bir tanesi. Tarihte Aramice diye geçiyor. Yani insanın konuştuğu dil, onun birleşmesi. Süryani halkı bu dili konuşuyor, yazıyor ve okuyabiliyor. Çünkü ibadetler Süryanice olarak yapılıyor. Yazı şunu anlatıyor. Tiyokte kıboran bir kaboyani Mesih'in mezardan dirilişi. İbadet yapılırken bir de kiliselerde namaz var. Bu süreç dolayı sadece Süryani ve Mısır'da yaşayan Kıptiler devam ettiriyor. Her kuvada 3 kere halkla beraber namaza durup süreçlere gideriz. Halk oturur, daha sonra çift koro, ilahiler şeklinde ibadetlerimiz oluyor. Bayramlarda ve pazar günlerinde süreçte gidilmiyor onlar diri günler olduğu için. Ve çok sade bir kilise batıya göre resim, ikon, heykel yok. Bizde sadece perde var. Bu da Süryanilerin el sanatlardan bir tanesi ribes basmacılığı. Bunu yapan teyzemiz birkaç sene önce öldü. Onunla beraber kaybolup gitti. Bunlar bilgisayar baskısı. Onun yaptıkları kullandı kök boya, taş ve tahta baskılarıydı. Orada İsa'nın doğuşu var. Diğer tarafta çarmıha dirilişi ve mezardan dirilişi. Ve
dikkat ettiyseniz şöyle başlarından hep yuvarlak bir hane yapılır. Azizleri temsil ediyor. Arkasından şöyle bir hasse bulun gördüğünüzde o her zaman insanıdır. Neden Batı'da çok resim var? Çünkü okuma yazma oranı çok az olduğu için İslam hayatını hep görsel resim olarak anlatıyorlardı. Ama bizim topraklarda okuma yazma oranı yüksekti, savaşlar hiçbir zaman bitmedi. Savaşlar bez yapılır, yenisini yapabilirsiniz veya saklayabilirsiniz ama resim, ikon, heykel olursa baş edemezsiniz, sürekli zarar görür. Tahrip edilir. Bunun için Süryani kiliseleri yüzyıllardır bu şekilde sade olarak kalmıştır. Burada da iki tane tablomuz var. Sağdaki manastırın kurucusu olan Mor Gabriel, soldaki 7. yüzyılda yaşamış Mor Gabriel. Biz bunların mezarlarını mezarlık bölümünde göreceğiz. Resimler sadece hayalin temsili, mezarlar ise gerçektir. Benim burada size ilk başta bir 60 kişi yaşadığını bahsettim. Manastırda kalan 60 kişi Süryani. Hepsi bu yörenin halkı. Bu ise Orthodox kesimine bağlı veya bize daha çok Süryani kadim diyorlar. Neden kadim? Eski çünkü Süryaniler Hristiyanlığı ilk kabul eden toplumdur. Bir millet ne olur olunmaz, dini Hristiyandır. Ama Süryani kilisesi kendi içinde tarih boyunca 7 mezhepte ayrılmış. Bugün ben bir Süryani olarak Ortodoks olabilirim. Katolik, Protestan, Nasturi, Kerdani, Melkit bir de Maroni. Süryanilerin %70'i Ortodokstur. Ana yurdu burası Mezopotamya kökenli Asurilere, Arabilere, Akatlara ve Babillere kadar dayanıyor. Bu halkın geçmişi 5500 yıllıktır bu topraklarda. Ama Hristiyan kabul edene 2000 sene oldu. Eskiden bu yöre daha çok kullandığımız Tur Abdin bölgesi Mardin, Cizre, Hasan Köfenü sahibini kapsıyor. %90'ı Süryani'ydi. 70'lere kadar 10 binlerce vardı ama günümüzde %1'i bile kalmadı. Dünya üzerinde yaşayan Süryani halkı nüfusu bilinmiyor çünkü dağıldı. Ben sadece Süryani Ortodoks diyebilirim. 4 milyon, 2 milyona Hindistan'da yaşıyor. Onlar da ufadan 1600 sene önce 72 aile sadece ticaret amacıyla gidiyorlar ve orada kalıyorlar. Ama ana yurdu burası olup da 1970'lerden sonra gittikleri Batı ülkeler İsveç ve Almanya. Her birinde en az 150 bin civarında Süryani yaşıyor. Sonra Amerika, Hollanda, Fransa, Belçika, Türkiye'de sadece 20 bin kaldı. 15 bin İstanbul'da, 2300 Mardin'de, diğerleri ise Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşıyorlar. Burada bir metropolit yaşıyor. En üst din adamı İslamiyet'teki elin müftüsü gibidir. 38 tane var dünyada. Bunların 4'ü Türkiye'de İstanbul, Adıyaman, Mardin ve burası. Biz Şam, Suriye'ye bağlıyız. Bizim partimiz orada yaşıyor. 1932'lere kadar o parti Türkiye'deydi. İlk Antakya, sonra Malatya, Diyarbakır ve Mardin en son merkez olduktan sonra Suriye'ye gidiyor. Şu an savaştan dolayı o da geçici olarak Lübnan'a taşındı. Metropolit dışına burada kalanlar sıkıştırarak yapılmış bir yapı vardı. Aradaki sadece olduğu sonra da ders yok diye istedir arasında. Ders aldım olsun diye tekrar bir doldurmuşlar aralarını. Biraz daha gelebilirsiniz şöyle arkadaşlar. Sadece boya basmıyoruz mezar diye bu. Ama yaklaşabilirsin biraz daha. Geçmeyi bir aşağıya mı gireyim? Şöyle buyurun. Abi buraya kadar gelebilirsin, sorun yok yani. Buyurun. Şuraya kadar gelebilir miyiz? Evet. Bir anlatalım o zaman biz de burayı. Azizlerin evine geldik. Yapılış tarihi 449. Mesela dediğim nişlerin içindeki olanlar 15 tane ama içinde 12 bin azizin kemikleri defnedilmiş bir mezarlık bölümüdür. Burada 12 bin aziz yatıyor. Artık burası kullanılmıyor.
ve her cumartesi akşamı burada toplu bir duamız oluyor. Dışarıdan gelen Süryani halkı burayı muhakkak ziyaret eder, dua eder. Çünkü Mor Gabriel Süryaniler için Kudüs'ten sonraki gelen ikinci kutsal mekanlarıdır. O dereceye kadar büyük bir önem taşıyor ve Süryanilerin en büyük manastırı. En önemli mezar şurada yerde. O büyük bir aziz Mor Gabriel buranın ismini alan metropolitinin mezarıdır. Onun yaşadığı yıllar ise 594-668-74 yaşındaydı. Mezarı açık olmanın sebebi toprak var içinde insanlar bereket, şifa niyetiyle alıp kullanıyorlar. Ama yerde olmanın sebebi mütevazi ve alçak gönüllü olduğu için mezarını ayakların altında istemiş en alt seviyede. Mor Gabriel beşerde ediyor. İsmini daha sonra bu manastıra veriyorlar. Daha önce Mor Samuel ve Mor Simon'du onlar burayı ilk kuran rahiplerdi. Ama altın çağ en parlak dönemi yaşattığı için Mor Gabriel ismini vermişler. Deyrul Umur buranın diğer adı. Dayro Manastır, Umro Miskendir yani rahiplerin miskeni. Mor kelimesi Süryanice'de aziz demek. Mort denildiği zaman da azize, o da kadınlara hitap edilir. Mor Samuel kurucusunun mezarı diğer tarafta kaldı. O yerdeki ufak olan ölüm tarihi 409 yani 1600 sene önce yaşamış bir din adamı. Şu mezarla ilgili 80 bir mucize anlatıp daha sonra çıkacağız. Manastırda tarihte yaşanmış mucize sayısı çok fazla. Biz bunları anlatmıyoruz zaten birçoğunu. Bunu belki kitabını okudunuz, Ahmet Ümit Kavim kitabı var, orada geçiyor zaten. Tarihte bir kere açıldı bu mezar. 9. yüzyılda biliyorsunuz dünyada bir veba oluşuyor. Ve bu hastalıkta binlerce insan ölüyor. Bizim burada manastırda bir gün içinde tam 35 tane rahip öldü. Dediler o büyük bir azizli hayattayken insanlara şifa vermiş ve mucizeler yapmış bir din adamıydı. Açalım ondan şifasınlar diye. O inanç üzerine mezarını açıyorlar. Öldükten 130 yıl sonra ama daha çürümemiş bir ceset. Onu alıyorlar, kiliseye götürüyorlar. İnsanlar zamanla ondan şifa alıp iyileşiyor. Sonra bir karar almışlar. Onu her zaman rahatsız etmemek için sonuçta bütün beden şifalıdır. Ondan bir parça alalım. Şu 5 tane parmağını kesiyorlar. Parmaklar halen duruyor zaten manastırda. Ceset yeni buraya gömüldü, bir daha da açılmadı. Yılda ona 2 tane anma günü yaparız. 23 Aralık öldüğü gün ve 31 Ağustos mezarı açıldı gün. Büyük tören 30 Ağustos akşamı yapılıyor. Buraya yüzlerce Süryani geliyor. O törene katılıyorlar. Tören sonunda parmakları çıkartıyorlar. Hepsi gümüş kaplama içindeler. Görünmüyor, çürümüş de olabilir, onu bilmiyoruz. İnsanlar yine dokunuyor. Onlardan bereket, şifa alıyorlar ve hiçbir zaman çıkartmıyorlar. Yılda sadece bir kere. Bunlar bizim gezdiğimiz tarih yapılarıydı. Buradan terasa çıkacağız. Orası yaşam alanı. Birkaç fotoğraf aldıktan sonra aşağıya doğru iniyoruz. Parmaklar bu manastır. Evet. Topraktan ben de alabilirim biraz. Tabii tabii, sen alabilirsin. Evet, topraktan sen de al. Ne yapacağız? Şifa niyetini al işte. Ben de alayım. Mor Gabriel'den toprak almak üzere. Bakalım. Sen de al. Toprak aldı. Gördüm cebimizden. Doktor kendine toprak al. Oradan. Evet. Bize de belki şifa olur. Yavuz Bey, mezar resmini çektiyseniz şey atabilir misiniz? Çektim, ben video kaydediyorum. Bunları sonra hepsini bunu atarsanız. Şey, bu 5-6 tane parça oldu. Yukarı mı çıkıyor? Evet, şey, terasa çıkacağız. Toprak. Bu bizim grup değil. Je vais raconter là.
burada 15 bin kadar. Kesetler, kemikleri. Bir mezar da burada var. Toprak aldın mı? Ben aldım. Şurayı sağdan devam et. Neredeydi? Demin bir yeri görememiştik biz. Evet, burayı görememiştik. Burada lahit var. Üzerinde. Burada boş bir mezar var. Buralarda boş mezarlar var, lahitler var. Bunlar şey... Burada gömülme esnasında. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu odalar şey... Kemikler sonra bir tarafa alınıp... 5 dakika sonra... Gidiyor mu? Gördüğünüz gibi burada da lahitler var. Sonra bu kapaklar açılıp kemikleri bir kenara alıyorlar. Ve onlarla yer açılmış oluyor. Bunu artık biz de yapıyoruz biliyorsunuz. Üst üste mezarlar yapılıyor bizde de. Toplu mezarlar. Bir mezar gömülüyor, üstüne bir mezar da gömülüyor. Bunu Araplar da yapıyor. Mescid-i Ebevi'nin bahçesinde. Gittiği insanların. Buradan mı çıkıyoruz? Mescid-i Nebevi'nin bahçesindeki mezarları da açıp Cennetül Baki'dekileri oradaki kemikleri de kenara alıyordur. Biliyorsun değil mi? Cennetül Baki'deki mezarlardaki kemikleri de kenara çekip yeniden ekliyorum. Bu da bunlar da aynı şey yapıyorlar. Onun için derim. Yani burası Gabriel. Bir tane de bana lütfen. Efendim. Uyumlu olarak gelmişsin sen vallahi buraya. Saygıdeğer abim bana bir tane resim çekti. Ben de bunları kaydediyorum, atarım video olarak kaydettim. Evet, hep beraber burada bir fotoğraf çekileceğiz. Burası mükemmel. Göründüğü gibi. Evet. Hadi buyurun. Arkeolojinin gizemi. Hadi bakalım.